Evinizde bile keyfiniz istediği gibi hareket edemezsiniz. Vallahi İmam Gazali diyor ki Kitabul İsraf, İsraf kitabında İhya'da israf demek kıymeti olan bir şeyi lüzumsuz harcamaya ne derler? İsraf. Bundan dolayıdır ki İmam Gazali diyor bir kimse kıymeti olan, lüzumu olan, faydası olan bir şeyi lüzumsuz, faydasız, kıymetsiz yerde harcarsa mesuldür. Mesela bugünkü şartlarda söyleyelim. Bir kimse evinde elektrik kullanırken ampuller yanıyor mesela. Ampul. Her odada bir ampul. Eğer bir odada oturan yoksa, çalışan yoksa, kimse yoksa, o kimsenin olmadığı odada da elektrik ampulü boşuna yanıyorsa bu evin sahibi cehenneme gitmeye müstahaktır. Başka bir çaresi yoktur. Sorumludur. Yakmayacaksın. Çünkü Allah bir kanun koymuş. La tüsrifu, israf etmeyin. Hani Allah karışmıyordu bizim işimize? Karışmaz mı ya? İnnehu la yuhibbul musrifin. Allah müsrifleri sevmez demiyor mu ayet-i kerime? Musluğundan, bugünkü ölçülerde söylüyorum, musluğundan contanın gevşek olmasından dolayı, conta hani, o conta olursa su akmaz, sıkıştırır. Conta bozulursa, efendim eskirse, aşınırsa su akar. O bir conta yüzünden bir Müslümanın evinde musluğundan boş yere su akıyorsa cehenneme gitmesine kafidir. Nasıl karışmazmış Allah? Bütün bunlar Allah'ın mülkünde Allah'ın istediği gibi hareket edeceksin. Kendi istediğin gibi değil. Çünkü mülk Allah'ındır, mülkiyet Allah'ındır. Bütün bu mülkiyetlerle ilgili hüküm koyma hakkı da Allah'ındır. Sen kimsin ki bunun hakkını tanımıyorsun? İşte aziz müminler, ezan-ı Muhammed'i okundu. İbrahim İbni Edem Hazretleri'nin İnneküm araftumullâhe ve lem tueddu hakkahu maddesini, 10 maddeden birisini ancak o da yarım yamalak götürebildik. Daha geriye bir hayli ibret verici tespitleri var İbrahim Ethem'in. Onları da zaman geldikçe açıklarız inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi hakkıyla Allah'ı tanıyan kullarının arasına ilhak eylesin.